hepinize Merhaba arkadaşlar ben Alican Bugün sizlerle birlikte FIFA 2024 e, mod kurulumu yapacağız arkadaşlar daha önce kanalımda bir video paylaşmıştım ama birçok e, arkadaşımız birçok kardeşimiz da yani şey açıklama kısmında arkadaşlar belirttiğim dosyaları indirin her şeyi kurun Daha sonrasında arkadaşlar bu dosyayı indirdikten sonra Sat dosyası da burada gördüğünüz gibi buraya gelip belgeler klasörüne daha sonrasında FC24 çift tıklıyoruz arkadaşlar. Settings kısmına giriyoruz. Buradan arkadaşlar burada bulunan mevcut bulunan squad dosyasını siliyoruz. Bunu sildik abi. Geldik. Bu squad dosyasını aldık. Buraya attık. Şu an arkadaşlar bu squad dosyasını buraya attık. Kapattık. Daha sonrasında arkadaşlar indirmiş olduğumuz e, en son güncelleme ile gelen FIFA mod dosyasını çift tıklayıp açıyoruz arkadaşlar. Ve herkesin yaşadığı belirli bir sıkıntı var. Onu birlikte çözeceğiz. Şimdi hocam. Niye böyle oldu? Bunu sildik hocam. Bu niye soru işareti çıkıyor onu çözemedim. Ona şimdi bir kontrol ederiz hep birlikte. Belki çok arkadaşımızda bu problem vardır. Evet. Böyle bir uyarıyı aldık arkadaşlar. Bunu kapattık. Daha sonrasında FIFA Mod Manager'in kurulu olduğu kulesere geliyoruz arkadaşlar. Buna sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Burada yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü belirtilen o hatada onu söylüyor bize. Evet arkadaşlar bunu çalıştırıyoruz. Diyoruz continue diyoruz. Ve açılmasını bekliyoruz. Hadi kardeşim biraz çabuk açıl. Hafif oynayacağız. Kollar buradaymış. Kolları alalım. Bir tanesini. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu e, yapmayı unutmayın. Aşağı, aşağıda belirttiğim Dur be kardeşim güncelleme gelmiş. Belki de ondan sıkıntı veriyordu. Aşağıda belirtmiş olduğum arkadaşlar dur kamerayı şöyle alalım hocam. Kamera durmuyor. Neyse. Aşağıda belirtmiş olduğum arkadaşlar 2 GB güncelleme mi? Hocam şaka mısın? Arkadaşlar videoyu burada kesiyoruz. 2 GB güncellemeyi yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde bulunan arkadaşlar kodu buradan kopyalıyoruz geliyoruz hocam IEA manage kısmından wave properties ona basıyoruz arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz save diyoruz tamam mı hocam bunu kapatıyoruz ne diyorsun lan Heh, bir şeyler diyor şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bunu da remove modes diyeceğiz. Şimdi her şeyi en baştan tekrardan yapıyoruz. Bu arkadaşımıza çift tıklıyoruz. Açıyoruz dosyayı hocam. Açtık. Şu an gördüğünüz gibi ünlem işareti yok. Neden ünlem olduğunu şimdi anladım. Oyunu güncellemediğimiz için modla uyumsuzluk yaptı. Arkadaşlar oyunu güncelleyin. E, son e, Linkte paylaştığım modu indirin ki sıkıntı yaşamayın. Apple Most diyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa atıyoruz. Daha sonrasında buradan Launch, Continue, Continue diyoruz. Yine hata verecek. Hata vermedi. Hala vermiyor. Vermesi lazım. Çünkü yönetici olarak çalıştırmadım. Evet. Burada arkadaşlar dediği üzere işte bilgisayarınızı yeniden başlatın tarzında bir şey söylüyor. Ya da admin olarak çalıştırın falan filan diyor. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Yönetici olarak çalıştır. Bunu arkadaşlar kısa yol oluşturup masa üstüne yönetici olarak her seferinde çalıştırıp oyununuzu rahat bir şekilde modlu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Oyunumuza geçelim. Bakalım mod kurulumu tamamlanmış mı? Takımlara gelmiş mi? herhangi bir sıkıntı yaşayacağız mı bizde? Yorumda birçok arkadaşımızı gördüm. Çok sıkıntı yaşıyorlar. Bakalım biz herhangi bir sıkıntı yaşayacağız mı? Baştan sona size göstermeye çalıştım. Buradaki arkadaşlar yama linki burada arkadaşlar. Buradan indiriyoruz bunu. Daha sonrasında FIFA Editor Tool. Bunu daha önceki videoda anlattım. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar Dur lan. Kardeşim bir saniye. Mod menajeri bunu indiriyoruz. Daha sonrasında kurulum burulum derken kuruyoruz arkadaşlar. Bu videoda bir tık daha böyle detaylı anlatmaya çalıştım size. Umarım faydalı olmuştur. Bir oyuna geçelim. Bekleyelim hocam. Çiçek olup bekleyelim hocam. Evet. Oyun bir açılsın. Bir oyunumuza girelim. Bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Squad dosyası bozuk mu? Mesela bazı arkadaşlarımız o yönden sıkıntı yaşamış. Ee, arkadaşlar videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Belgeler kısmına geldikten sonra mevcut squad dosyasını silmeniz gerekiyor. Mevcut squad dosyasını silmezseniz problem yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ot kurulumu olmuş. Şöyle oyuna geçelim hocam. Tabii ki de offline olarak başlatıyoruz. Online olarak hiç başlatmadım bu zamana kadar. Hiç denemedim. Bir sıkıntı oluşabilir diye. Tabii online oynamıyoruz yine de ama yine de bir sıkıntı oluşabilir. O yüzden direkt offline olarak başlatalım arkadaşlar sonra buradan ayarlara gelelim. Hocam. Profil kadroları yükle diyoruz arkadaşlar. Buradan bak hocam arkadaşlar bakın. Bak. Buradan bastım. Herhangi bir kadroyu sil, kadro bozuk hatası vermiyor. Kadroları kaydet diyoruz. Buraya geliyoruz hocam, bit diyoruz. Tamam diyoruz. Ve takım kadrolarından erkek takımları gördüğünüz gibi arkadaşlar Azerbaycan Ligi modumuzda kurulu. Belçika Ligi. Onme Burası neresi lan? Kitap. Aha. Barcelona falan var arkadaş. Çek Cumhuriyeti falan filan. Ama bizim için önemli olan hemen geliyoruz hocam. Çok lig var bu arada. Türkiye Ligi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Trend Yol 1. Lig, TFF ikincilik Lig. TFF 3. Lig. Yani Arkadaşlar, bu arada 23 Elazığ Futbol Kulübü'nde daha önceden forma giymiş sol bek olan Konaç, Burak Konaç'a buradan selamlarımı iletiyorum. Tanıdık bir abimdir kendisi. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tut takımlar var. Tabi bizim kalbimizde her zaman kardeşim, Bursa Spor var. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün takımlar var. Adamlar uğraşmış, gece yatmamış, uyumamış, her şeyi halletmişler ya. Peki Türkiye Milli Takımı var mı? Var. Oo, Türkiye Milli Takımına bak. Evet arkadaşlar, umarım e, modu kurabilirsiniz. Bu kanaldaki bu modla alakalı ikinci videom. Umarım yararlı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, bir önceki videoma gidip, oradan linklere ulaşabilirsiniz. İki videoyu da izleyip, bir ona bakıp, bir ona bakıp, baştan sona kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yoksa yarım kalan şeyler bırakırsanız, sonra yorumlarda işte bazı arkadaşlarımızı görüyorum çtı i̇şte modum olmadı, şu kurulmadı, hata veriyor tarzında şeyler. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzu güncelliyoruz. Mevcut olan squat dosyasını siliyoruz. Squat dosyasını belgelerime atıyoruz. Daha sonrasında indirmiş olduğumuz modu modu kuruyoruz ve yönetici olarak çalıştırıyoruz. Kodumuzu da manage kısmından yazıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım işlemleri baştan sona uygularsanız olumlu sonuç alacağınızı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Like atıp kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar.